Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi üçgen dalanın üçüncü konu testini çözmeye çalışacağız. Bu videomuzda hemen şöyle bir odaklanmaya bakalım. Gayet net, gayet güzel. Vira bismillah diyelim, başlayalım arkadaşlarım. ABC dik üçgen. ABD'nin alanını istiyor. Bakın bir önceki konu testimizde de çıktı bu soruda. Şimdi bir kere şu 3, 4, 5 üçgenidir. Ve dedik ki bize alanı sorulan bölgenin sadece iki kenarını biliyorsak aklımıza sinüs alan bağıntısı gelecek. Ve hemen bu iki kenarın arasındaki açıya bir harf yazıyorum. A dedim. Bu A'nın sinüsü lazım bize. Sinüsünü bulmamız için de mutlaka bir dik üçgen vermiştir ki kocaman 3, 4, 5 dik üçgeni zaten burada duruyor. Şimdi A var. Şuraya B diyelim. B 90. Şuraya da A açısı olduğunu söyleyelim. Ve bu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı sinüs A. Yani buradaki A'nın sinüsü 3 bölü 5. İşte buradan ikileri götürelim. 9 bölü 5 çıkıyor. Sorumuzun cevabı Edirne'den geldi dostlar. İkinci sorudayız arkadaşlar. Bakalım bu ne diyor. Biraz daha yakınlaştırsam mı? İyi mi şu anda? Neyse böyle devam edelim. 75, 28 alan ACD. ACD şuranın alanı nedir diye soruyor şu adamın. Şimdi biz bu adamın nesini biliyoruz? Sadece bir kenarını biliyoruz. 8'i. O zaman bu 8'e bir yükseklik indirmeliyim. Nereden indireceğim? Bak CD'yi biliyorsan boşta kalan hangisi? A. A'dan bir yükseklik indireceğim. Hemen A'dan aşağıya bir diklik indirdim. Bu diklik CD'ye inmiştir aslında. Uzantısına inmiş arkadaşlar. Peki burada 75, 90, 15 üçgeni var. Bu üçgenin özelliği şuydu. H'a 4H. Yani hipotenüsün 4'te 1'i yüksekliğine eşitti her zaman. O zaman bu adamın yüksekliği 5. Tabanı 8, yüksekliği 5. O zaman hemen 5 çarpı 8 bölü 2. Yani 40 bölü 2'den 20'yi bulduk dostlar. Üçüncü sorumuz okuyalım hemen. 12 verilmiş, 3 kök 2 verilmiş bize. G ağırlık merkezidir denmiş. Peki G ağırlık merkezi 4, 12, 3 kök 2 alan AHG. Şuradaki AHG bizden isteniyor. Peki. Bakalım G ağırlık merkezidir demişti. Bunun bize nasıl bir avantaj sağlayacağını görelim hemen. Şurası 12 kök 12'ymiş şu uzunluk. Şuradan bir diklik çizsek biz bir işe yarar mı? Şunun açıortay olduğunu bilseydik yarardı. Ama şu anda çok da zannetmiyorum bu dikliğin bir işime yarayacağını. Şurada G ağırlık merkezi ise 1'e 2 oranı vardır. A'ya 2A diyelim biz buna. Şu 3 kök 2'yi nasıl kullanacağız? Bunu düşünelim. Şu nereyi soruyordu? AHG. AHG. Şurayı bir çizsek. Şunun alanına A dediğimde burası 2A olmak zorunda. Buranın alanıyla buranın alanı da böyle verildi. Şuradan bir diklik indirsem ben aşağıya. Bu diklik ne yapacak dostlarım? 90'ın karşısı 12 ise dikliğimiz 6 kök 2 olmak zorunda. 90'ın karşısı 12 olması için 45'in karşısı 6 kök 2 olmalı. Tamam, bu da belki bir işimize yarar diyeceğim. Sonra peki bundan sonrasında ne yapacağız? Şimdi biz şuranın alanını bulabiliyoruz. Şu üçgenin alanını. Çünkü tabanı 3 kök 2, yüksekliği 6 kök 2 bölü 2'den kök 2'ler 2'yi götürsün. 18'dir buranın alanı. Buranın alanı. Lan burası 3 kök 2 ise şurası da 3 kök 2. Madem ki G ağırlık merkezi bu bir kenar ortayına sınıf atayım. Doğru ya. Niye hiç bunu düşünmedik ya? Tüh. Bak bunu düşünseydik baştan şuradan da bir diklik çizerdim hemen. Çok daha güzel çözerdim soruyu. Çünkü 45'in karşısını bulurdum artık. 90'ın karşısı 3 kök 2 ise burası 3 olur. Burası da 3 olur. Hatta şuraya da 9 kalır diyebilirdim arkadaşlarım. Çok daha rahat bulurdum böylelikle. Ve bu 9 da hatta bakın burada 2'ye 1 oranı var ya burası da 3'e 6 şeklinde bölünür derdim. Yine benzerlik yapardım. 2 bölü 3 2 bölü 3 eşittir. Şuraya x dersem x bölü 3 derdim benzerlikten. X bölü 3'e eşittir. Demek ki x de 2 çıkacakmış derdim. Ve artık bu üçgenin alanı 2 çarpı 6
bölü 2'den bulunabilirdi. Ne kadar kolay çözermişiz lan. Şunu görmedik ha. Vallahi bak ya. Şu adam kenar ortay diyoruz ya bağıra bağıra. Ağırlık merkezinden geçiyor. O zaman burayı ikiye bölecek lan mübarek. Deminden beri diyorum ki lan şurayı bilsem soruyu çözerim diyorum. İçimden orayı biliyormuşuz meğersem. Peki geldik buna. Şimdi burada bakın açıortay var. Kollarının oranı 5'e 10. Ayaklarının oranı da K'ya 2K. Hatta alanımız da A'ya 2A yazalım. 5, 18 hatta şurası da 6, 8, 10'dan 6 olsun. Alan B, D, E. Bizden 2A'lık üçgenin alanını istiyor. Fakat biz 3A'yı bulacağız şimdi. Çünkü tabanı 5. Bu tabana ait yükseklik 6. O zaman 5 çarpı 6 bölü 2 bana 3A'yı verecek. 30 bölü 2, 15 eşittir 3A. Demek ki A eşittir 5. 2A'yı soruyorsa da cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 5. sorumuz. Köşe taşında da çözdüğümüz bir sorudur. Bir kural sorusu arkadaşlarım. Önce şu oranı bir yerleştirelim. AD'ye 3, BD'ye 2. Burada K harf vermiyordum. 3K, 2K gibi. EC'ye 2, AE'ye 1, BF'ye 3, FC'ye 4. Şimdi buradaki kural bize şu ortadaki küçük üçgenin alanının en büyük üçgenin alanına oranını soruyordu. Burada da zaten direkt onu sorduğu için direkt kural uygulamam yeterli olacak. Küçük üçgenin alanının büyük üçgenin alanına oranı nedir sorusunun cevabını şimdiki kural yardımıyla veriyorum. O da şu. Büyük üçgenin bir köşesinden başlıyorduk. İlk parçayı alıyorum 3. Bir atlıyorum ikinci parça. Bir atlıyorum üçüncü parça. İşte bu 3 parçayı da çarpıyorum sonra. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. Artı diyorum. Şimdi kalanları çarpıyorum. 2, 4 ve 1'i. Çarparsanız 8. Bölü diyorum. Tamamını çarpıyorum. 5, 7, 3. 5 ile 3'ün çarpımı 15. 15 ile 7'nin çarpımı da 105. Bakın ne çıktı? 26 bölü 105 geldi aradığımız oran. Kuralı hatırladık böylelikle. Burada da bir paralellik var. BD AD'nin 2 katıdır diyor. K'ya 2K yazalım. Paralel doğru sol tarafı nasıl böldü? 1'e 2. Sağ tarafı da 1'e 2 şeklinde bölecek. Alan DEC'yi 4 vermiş bize. Şuranın alanı 4. Bakınız şimdi 2M ile M'yi kıyaslayacağım. M'nin de tepe noktası Denizli'de, 2M'nin de Denizli'ye kadar olan tepe noktasını alıyorum. 4'ü yani. 2M'ye 4, M'ye 2 düşecek diyorum. Şimdi K ile 2K'yı kıyaslayalım. Bakın 2K'nın tepe noktası C'de. O zaman K'yı da tepe noktası C'ye kadar olan kısmını alacağım. Yani 6'yı komple alacağım. K'ya 6 düştüyse 2K'ya 12 düşecek diyeceğiz ve toplam alan 18 gelecek. Evet, D noktasının kenarları olan uzaklıklara eşit. Aa bak bu da bunların açıortay olduğunu söylemenin bir değişik yolu. Bir noktanın üçgenin üç kenarına da eşit uzaklıkta olması o noktanın içteğet çemberin merkezi olduğu anlamına gelir dostlarım. İçteğet çemberin merkezi ise de açıortayların kesim noktasıydı. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi demek ki şu hatta bu farklı bir simgeyle göstereyim. Şu üçüncü geçen doğru da kesin açıortay. Bunu da gösterdik. Şimdi alan A, D, B. Şuranın alanına 1A derseniz diyor. Neresi? A, B, C. Tamamının alanı da 3A oluyormuş. Toplam 3 katıymış arkadaşlarım. Bütün üçgenin alanı. Peki biz şunu da biliyoruz. Şimdi açıortayda şöyle de bir kural vardı. Arkadaşlarım, şuradaki her bir üçgen gördüğü kenarlarla doğru orantılı olarak alan alıyordu. Yani buna 8A, buna 6A, aslında biz buna xA diyeceğiz. Şimdi hepsinin toplamı neye eşitti? Bunun 3 katına. Yani 3xA hepsinin toplamı. Bakın hepsini bir toplayayım ben şuraya yazayım. Şurada yerimiz var mı? Şuraya yazalım. 6A var, 8A var ve bir de xA var. İşte bunların hepsinin toplamı üçgenin alanı. O da 3 katıymış şu xA'nın. Yani 3xA'ya eşit. Şimdi her birinde A olduğu için A parantezine alırsam bu A'lar gider.
Şurada bir tek x kaldı. X'i buraya atalım. 2x olur burası. Eşittir. Burada da 6 ile 8'in toplamı 14 olur. Bakın 2x 14 ise de x 7 geldi. AN açıortay dikliklerimiz var. Tamam. 4 var. Şimdi bu neydi kural? Açıortayın kollarına çizilen şu diklikler birbirine eşitti. O zaman bu da 4. Hatta şuradaki kafayla dik arası kafayla dik arasına eşitti. Burası da 12. Alan NHC. Şuranın da alanı isteniyor bizden. Başka neler yapabiliriz? Bir bakalım şöyle. NHC. Şimdi burada bir şöyle bir oran var. Bakın açıortayın sol kolu 12, sol ayağı 4. 12'ye 4. Aynı şey sağ ayak ile sağ kol arasında da olmalı. Yani burası da 3 katı olmalı. K'ya 3K. Hatta o halde burası 3K eksi 12 olmalı. Bunu da söyleyelim. 3K eksi 12 olsun. Doğru söyledik değil mi? 4'e 12, 3 katı. Burası K dersek tamamı 3K olacak. 12'yi çıkarttım. 3K eksi 12 geldi. Ya şurada özel bir dik üçgen var mı diye bakıyorum. Yani 4'ü görünce acaba 3, 4, 5 olur mu? K'ya bir 5 yazdım. K 5 ise burası 15 eksi 12'den 3 geliyor. Demek ki bu da 3. Doğru. Şimdi bizden de NHC'nin alanı isteniyordu. Bakın dik kenarları 4 ile 3. 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 geldi sorumuzun cevabı. Evet. Konu testi 3'ün ilk bölümü tamamdır. Geldik 9. sorumuza. 3'ü eşitmiş birbirine alan ADEF'yi 18 vermiş ve AD paralel FE demiş. Bakın bu AD FE'ye paralelse burayı 2'ye böldüyse burayı da mecbur 2'ye bölecek. Şimdi başka ABC tamamının da alanı isteniyor bizden dostlarım. Şimdi şöyle yapalım. Biz buna A alanı dersek. Burası A ise ne oluyordu? Bakın S 3S diye gidiyordu bu kenarlar 2'ye bölündü. A ise burası 3A. Peki şu 2 tık tıklık kenara ne düştü? 4A. 1 tık tıklık kenara ne düşecek? Yarısı 2A düşecek. Ve bize soru 3A'yı vermiş. 3A 18 ise A 6'dır. Tüm alanı soruyor. Yani 6A'yı soruyor. O da 36 yapar. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım hemen dostlarım. BD'ye 2K deyin. DC'ye de 3K deyin diyor. BAC'yi tamamını 30 derece vermiş. Biz o zaman tamamının alanını bulalım. Sinüsten buluyorum. 1 bölü 2 çarpı 13 çarpı 10 çarpı sinüs 30 mu oluyor arkadaşlarım? O da 1 bölü 2. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 5. 5 ile 13'ün çarpımı 65 bölü 2 yaptı. Tamamının alanı. Tamamının alanı 65 bölü 2. Doğru mu hesapladık? BAC açısını 30 derece vermiş. Doğru. 65 bölü 2 tamamının alanı. Peki şurası 2A. Şurası da 3A diye dağılacak. Yani biz 5A'yı 65 bölü 2 mi demiştim? Evet 2. 5'e bölelim, 5'e bölelim. 13 geldi burası. A eşittir 13 bölü 2. Nereyi soruyor? ABD. ABD şurası 2A'yı soruyor. 2 tane 13 bölü 2'de 13 yapar dedik. Evet, 11. sorumuzu okuyoruz şimdi hemencecik. ABC üçgeninde G ağırlık merkeziymiş dostum. Tamam. DE paralelmiş AC'ye. Peki bu da buraya paralel. Şimdi şu kenar ortayı biraz şöyle uzatırsak burayı ikiye bölecek ve bu buraya paralel. Şimdi şuraya A dersem burası da A olur. 2A ise burası da 2A olur. Çok hoş olmadı o. Şuna 2A dersem burası 4A olacak. Toplamı 4A. O zaman burası şimdi A olur. Burası da 3A olur diyebilirim. Evet. Hem tabana bir açıya 2'yi sağlasın. Ağırlık merkezinin özelliğini. Hem de şu şuna paralel ya. Orta tabanmış. Bakın burada 2'ye böldüyse burayı da mecbur. Tam Denizli'de de 2'ye bölecek. 3A'ya 3A diye bölsün diye yaptım. DEG'yi 1 vermiş. Buna 1 diyorum. A'ya 1 düştüyse 3A'ya 3 düşer dedim. Şu 2 tık 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 kenarına 4 düştüyse şurası bu tık tıka da 4 düşecek diyelim. Şuradaki 4A'ya 8 düştü tamamı 2 katı yani 2A'ya 4 düşer diyelim burayı da bulduk. Yani şu kenar ortayın alt tarafındaki üçgenin alanı toplam 4, 8, 12 geldi.
Şuna 12 düştüyse bu da 12 olacak. Tüm alan 24'tür. Adana'dan çıktı. 12. soru. Benzerini yine köşe taşında çözmüştük arkadaşlarım. Bir bakalım. DE paralel BC. Alan KGD. LGE. Şu iki taralı alanı 6 vermiş. Tüm şeklin alanı da bizden isteniyor dostlarım. Peki. Şimdi yine bunu tabii ki birkaç farklı yolla biz yine çözebiliriz eğer istersek. Şöyle yapalım. Alan kaydırmadan çözelim. Köşe taşında nasıl çözdüğümüzü tam hatırlamıyorum. Burada alan kaydırmadan çözelim. Bakın şu paralel doğru değil mi? Şununla şu paralel olduğu için ben K'yı tutup buraya getiriyorum. O zaman bu taralı üçgen buraya denk düştü. Şu L'yi de yine B'ye getirirsem bu taralı üçgen de buraya düştü. Yani taralı üçgenler artık şurası oldu. Ve buranın alanı toplam alan 6 olarak verilmiş bize. G ağırlık merkezinden bir doğru geçiyorsa yan kenarları 1'e 2, 1'e 2 oranında bölerdi her zaman demiştim. Ve bakın birlik parçaya 6 düştüyse ikilik parçaya 12 düşmek zorunda. Şimdi şuradaki 2 ile 1'i kıyaslayacağım. Bakın bu ikilik parçaya ne düştü toplamda şurası 2'ye? 18 düştü 6 ile 12'nin toplamı 18. 1'e ne düşecek? 9. Tüm alan ne oldu? 18 ile 9'un toplamı 27 geldi sorumun cevabı. Evet, geldik şu soruya. 13 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? Doğrusal 4, 4. Bakın şu demek ki orta taban arkadaşlarım. İki tarafı da 2'ye bölmüş. 12 var. Alan EFH nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi önce şunu bir bulalım. Şu H'ı buraya bir getirelim. Şöyle oluyor değil mi yeni üçgenimiz arkadaşlarım? Şurası oldu artık bize sorulan üçgen. Alan kaydırma yaptım burada. Tabii buranın alanına şu 4'e A dersem buna bu 4'e de A diyeceğim. Şu 2 tık tıka 2A geldiyse buna da 2A gelecek. Yani aslında şurası toplamda 4A. Şimdi ben 4A'yı bulacağım çünkü birazdan arkadaşlarım. Bakın 4A'nın tabanı 8, yüksekliği 12. 8 çarpı 12 bölü 2'den 4'e böl 4'e böl 2, 2'ye böl 2'ye böl. A eşittir 12 geldi. Zaten bize de A'yı soruyordu. Cevap Denizli'den çıktı arkadaşlarım. 14 numaralı sorudayız. Bakalım. 6 var, 10 var. 6, 8, 10 var demektir bu. Bize de şu ikisinin alanları toplamı soruluyor. Taralı alanlar toplamı soruluyor. Şimdi şuranın tamamı 8 arkadaşlar değil mi? Şu dik üçgenden, şuradaki dik üçgenden. Burası neden dik hocam? Çünkü paralel vermiş Z harfinden. Burası 90 ise bu da 90. Şuranın tamamı da 8. Bunu bir yazdık. Şimdi normalde 10 ile 6'yı toplarım 16, 8 ile çarpıp 2'ye bölerim ben. Böyle çözerim bu soruyu ama biz şimdi tabii bu pratiği bilmediğimiz için şöyle yapacağız. Buraya A diyeceğiz, buraya da B diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi üstteki üçgenin alanı 6 çarpı A bölü 2 artı alttaki üçgenin alanı 10 çarpı B bölü 2. Yani biz bir de neyi biliyoruz? A artı B'yi biliyoruz dostlarım. Hatta şöyle yapayım, dur bakayım. Yani böyle uzun uzadıya uzatmayalım. Çünkü burada kelebek üçgen var değil mi? Paralel oldukları için 6'ya 10. Yani sadeleştirelim 3'e 5. O zaman burası da 3'e 5 şeklinde dağılır diyebilirim artık. 3'e 5 şeklinde. Çünkü toplamı 8'di. Kelebeğin benzerliğini yaptım. Hiç şuna gerek kalmadı arkadaşlarım. Şimdi bu üçgenin alanı 3 çarpı 6 18 bölü 2'den 9'dur artı. Bu üçgenin alanı 5 çarpı 10 50 bölü 2'den 25'tir. Toplarsam da Bursa gelir sorumun cevabı. Şurada bakın bir 90 derece görüyorum. 9, 12, 15 üçgenini görüyorum. O halde burası 15. Bakın şurada da 8, 15, 17 var. Yani yine benim özel dik üçgenim. O zaman bu 8 ile 15'in arası kesin 90 diyorum. Benden de tüm şeklin alanını istiyor. Önce şu dik üçgenin alanını bir bulayım. 9 ile 12'nin çarpımının yarısıdır. Dik kenarların çarpımının yarısıydı. Hatta sadeleştirelim. 54 bunun alanı. Şimdi şu dik üçgenin alanını bulalım. 8 çarpı 15 bölü 2 dik kenarların çarpımının yarısıydı. 4, 4 ile 15'in çarpımı da 60. İkisinin toplamı 114 yapar. Edirne'den geldi cevap. Şuna bakalım. BC'yi 8 vermiş. Şuraya 8 yazalım.
AB'yi de 10 vermiş. Buraya da 10 yazalım. CD ile de AE'nin toplamını 12 vermiş. Buna göre CD kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şimdi CD'ye X diyelim, AE'ye de Y diyelim. Bakın bu üçgenin alanı CD'ye X dedim ya arkadaşlar, şuna X demiştim. X çarpı 10 bölü 2'dir. X çarpı 10 bölü 2'dir. Aynı zamanda Y ile de alanı hesaplayabilirim. Y de bu üçgenin yüksekliği. Y çarpı 8 bölü 2 de bu üçgenin alanıdır. Peki bölü 2'ler sadeleşti. Bu durumda arkadaşlarım 10x eşittir 8y. Hatta 2'ye bölersem ben bunu 5x eşittir 4y gibi bir oran çıkar. Bu durumda x eşittir kesinlikle 4'ün bir katıdır. Y eşittir kesinlikle 5'in bir katıdır. Ve bize soru x ile y'nin toplamını, yani 4K ile 5K'nın toplamını 12 vermiş. O halde 9K eşittir 12, K eşittir 12 bölü 9. Yani 3'e bölüyorum, 4 bölü 3 diyebilirim K için. Peki X neydi? 4K'ydı X. 4 ile çarparsam da 16 bölü 3 olduğunu görürüm. 16. sorumun cevabı 16 bölü 3. Yani Denizli'den çıktı dostlar. Evet, konu testi 3'ü de gömdük. Bir sonraki videomuzda konu testi 4 ile devam edeceğiz sevgili öğrencilerim. Ben çağdaş ve modern bir öğretmen olduğum için ağzından asla kaka kelimeler çıkmıyor farkındaysanız. Hadi lan, tamam. İyi çalışın. Öpüyorum hepinizi. Bir dahaki videoda görüşüyoruz gobeller. Bay bay.